Merhaba dostlar, kanal açılışından beri bir vlog yapmamıştım. Bugün yaklaşık 3 ay oldu kanalı açalı. Dolayısıyla kısa bir neler oldu bu 3 ayda onlarla ilgili konuşmak istedim. Öncelikle 3 ay içerisinde 16 video ve YouTube üzerinden yaklaşık 300 takipçiye erişebildik. Ulaşamayacağımı bilmediğim bir rakamdı. Çok teşekkür etmek istiyorum bu ana kadar bana destek olan herkese. Özellikle Batuhan Pekcan, Burak Çanakçı gibi hiç tanımadığım ama her videoda, her yeni şeyde destek olan, yorumlar yapan insanlar. Tanıdığım ve destek olan Göktuğ Akay, işte Çağlar Yurt, ihtiyacım varsa bir kamera alalım diyecek kadar fazla destek olan bu insanlara ve daha pek çok yorum yazmayan ama izleyen, takip eden, paylaşan insanlara özellikle çok teşekkür etmek istiyorum ilk başta. Sizler sayesinde büyüyor kanal ve sizlerin destekleri olmasa buralara gelemeyecekti ve daha önümüzdeki planladığım şeyleri yapmaya doğru adım alamayacaktık. Diğer bahsetmek istediğim konu çok önemli bir konu aslında. Videolar yayınlamaya başladığımdan beri iş yerinde veya sosyal hayatımda beni önceden tanıyan pek çok insan işte gelip yorumlar yapmaya, abi izledik çok güzeldi, öyleydi böyleydi demeye başladı. Bu da insanı çok mutlu ediyor tabii ama beni en çok sevindiren ama yaptığım hatalardan birini bana gösteren şey de ya abi ben film yapımıyla ilgilenmiyorum ama videoların çok güzel, filmlere farklı bir gözle bakmaya başladım. İşte daha önce fark etmediğim şeyler görmeye başladım. Eylem şunu izle, bak senin dediğin şeyi yapıyor falan gibi yorumlar almaya başladım. Bunlar inanılmaz mutluluk verici yorumlar olsa da benim başta hedef kitleyi doğru oturtamadığımı gösterdi bana. Yani aslında esas soru olan bu videolar kimin için? Bu videoları yaparken benim amacım her gün film izleyen, film yapımıyla ilgilenmeyen ama hepimiz film izliyoruz sıkıldığımızda ya da ne bileyim izlemek istediğimizde. Bu normal izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmak, farklı bir açıdan yaklaşmalarını sağlamak ve aslında filmler hazırlanırken nelerin gözden geçirildiği, nelere dikkat edildiğini anlatan videolar hazırlamaktı. Yani bunlar işte film yapımıyla ilgilenen ya da sinema öğrencileri, çok ileri seviyelerde film analizi yapan insanlar için değil, tamamen normal bir şekilde günlük hayatında film izleyen insanlar için yapılmış videolar aslında ve tabii ki sinemaya yapımına yeni başlayacak insanları da çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla aslında amacım genel olarak herkese hitap etmek, çok kısıtlı bir kitleye hitap etmek değil. Bu nedenle bu konuyu çok kesinleştirmek istedim ve açıklamak istedim. Çünkü en büyük yanılgılardan birisi ve bazen insanları videoları izlemeden direkt geçmesine de sebep olabiliyor. Dolayısıyla artık videoları daha fazla insanla paylaşabilirsiniz. İlk 3 ayda 300 takipçi, belki bir ay sonra 600 takipçi. Bilmiyorum, bir sonraki hedefim 500, sonraki hedefim 1000 takipçi. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan paylaşmayı, takip etmeyi, insanlara davet etmeyi benim için unutmazsanız çok sevinirim. Çok planlarımız var. İkinci sunucular, farklı projeler gibi bir sürü proje bir yandan geliştiriyoruz ama hangisi, ne zaman, nasıl gerçekleşecek veya gerçekleşecek mi hiç bilmiyoruz. Film seti ziyaretleri, ekipman tanıtımları, fragman yorumları bir sürü proje var kafamda. Ancak tabii ki vakit yetmiyor hepsine. Ama desteklerinizle yavaş yavaş hepsini adım adım yapıyor olacağız. Teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum.